üşüyorum. Ölüm üşümesi mi bu? Bir şeyin yok Fikret, bak. Şunu iç geçer, bir şeyin kalmaz. Burası neresi? Bir arkadaşımın evi. Arkadaşın güzel bir kadın mı? Bak ölmüyorsun işte, aynısın. Madem burada hapis hayatı yaşayacağım, niye bir erkekle hapis hayatı yaşayayım? Sen buradan gidince kiminle ne istiyorsan onu yaşa. Ama ben sana çıkabilirsin diyene kadar gölgeni bile dışarı çıkarmayacaksın. Abi geldi. Anladın mı? Anladım. Anladım. Ama İbrahim canına kıyar benim öldüğümü zannederse. Demedi deme. Kızı yaşadığı müddetçe İbrahim'e hiçbir şey olmaz. Ölüyor mu? Senin yaşadığın duyulmasın. Kime ne oluyorsa olsun. Ne yapıyorsun Tuncay? Siz miydiniz efendim? Az kalsın öldürüyordum sizi. Ya nereyi öldürüyordun? Boş silahla sıkıp duruyorsun. Efendim, şeytan doldurur diye mermilerle ayrı yere koymuştum. İyi yapmışsın Tuncay. Sana misafir getirdim. Beni düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Ama ben misafir sevmem. Yani yalnız yaşamayı severim. Çok iyi anlaşırsın, çok iyi. Gel. Canım, bu evin hizmetçisi var değil mi? Yok. Kim beni yatağa götürecek? Kim bana süt ısıtacak? Tuncay Bey ısıtır. Ben bu kıl Tuncay'ın evinde kalmam. Ben bu kart zamparayı evimde istemem. İkiniz de ne diyorsam onu yapacaksınız. Öldü mü Mehmet Fikret? Öldü. Polat? Ben Fikret'e sıktım. Polat da bizimkileri vurdu. Ben ancak bunu kurtarabildim. Sana Polat'ı da öldürün demedim. Kaç senedir biz bu işlerden uzağız. Sen Polat'ı öldürebildin mi ki biz öldürelim? Beni hastaneye götürün. Senin hastanelik bir işin yok. Polat'ı duyunca ben dedim ki üçünüzü de bitirir. Fikret'i öldürtmez. Büyük iş. Beni bir yerlere yollayacak mısın? Gören neden olduysa. Gerek yok. Benimle güvende olacaksın.
Mehmet Fikret Hazar Beyoğlu öldü. Güzel. Hala mı Can Tozan parasını vermez diyorsun Haşim ha? Onun kadar pis bir adam kimseye 5 kuruş vermez. İstersen bütün İstanbul'u öldür. Babasını öldür. Umrunda değil. Öyle bir hayat yok. Tabii ki verecek. Nasıl verecekmiş hanımefendi? Siz o adamı tehdit ederseniz vermez. Ama ben o adamı ikna edersem istediğimi alırım. Nasıl ikna edecekmişsin İnci Hanım? Söyle ki bizim de başımız sıkıştığında öyle yapalım. Çocukluğunuzdan beri tanıyorsanız, bütün zaaflarını biliyorsanız ve kaset merakı olan bir adamsa, elinizde kaseti varsa ikna edersiniz. Kaseti mi var Can Tozan'ın? Ulu Bey verirse var. Bizim müdür onun adına başkalarını kaydediyordu. Kesin onu da kaydetmiştir. Biz mi yollayalım? Sen mi götüreceksin İnci Hanım? Ben götürürüm. Kaç para isteyeceksiniz? $1 milyar. Gerçekten biz boşuna çalışıyoruz o zaman İnci Hanım. Can için $1 milyar önemli bir para değil. Sen az kazandırmadın ona. En iyi senin bilmen lazım. $1 milyar birçok adam var. Ama hepsinin tek bir doları bile önemlidir. Can Tozan'ın arkasında kraliçe var. Ben size parayı getireceğim diyorum. Sizden bir şey de istemiyorum. İnanmak ya da inanmamak size kalmış. Getireceğim demek kolay İnci Hanım. Hele bir getir de ondan sonra konuşalım. Bu adamdan parayı alamazsan düşmanlığını konsey mi üstlenecek yoksa sen mi? Madem konseyiz, herkes taşın altına elini koyacak. İnci Hanım, tek mi gideceksiniz? Adam lazım mı? Yok, teşekkür ederim. Gidek değilsin, he? He? Yani gidek mi değilsin? Ne Ersoy'un geleceği var, ne muradın. Gideceksen sen git dayı. Burası iyi, ben beklerim. Yani kan kokayım değilsin, he? Hem de nasıl kan kokayım? Geldiler mi imdat? Dayı, ayı İbrahim abiyi vurmuşlar. Hı? Onun dayısını da öldürmüşler. Hı? Yok canım. Fikret'i mi la? He dayı. Ben de diyeyim niye çıktılar. Meğer bizimkileri vurmaya çıktılar. Ersoygil'in ne işi olur Fikret'le İbrahim'le dayı? Ortağımız onlar bizim Cevher, anlamayayım için. Neredeymiş İbrahim? Polat abilerinin hastanesinde. Kalk. Kalkın gidelim. Siz gidin dayı, ben gelmeyeyim. Ulan oğlum, bir geçmiş olsun diyecek, bir taziye verecek, sonra gene gelecek. Niye istesin bu Murat yaşasın? Gören ne diyecek? Ögey yeğenidir.
ögey düşmanımdır. Öz düşmanım olsa ben onu çoktan öldürürdüm. Eyle mi dayı? Ele. Baba. Kızım. Babacığım, kim yaptı sana bunu? Fikret Bey nerede? İbrahim, dinlenmen gerek. Yaralandı biliyorum. Vurdular Fikret Bey. Evet babacığım, vurdular. Ama durumu iyi. Keşke öyle söylemeseydin Peri. Söylemeyelim, üzüntüden ölür. Davut Bey, kızımı niye getirdiniz buraya? Ne kadar üzüleceğini bilmiyor musunuz? Çok ısrar etti İbrahimciğim. Senin öldüğünü düşündü. Ben hiç Peri Hanım'ı bırakıp bir yere gider miyim? Canım babacığım benim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Başın sağ olsun İbrahim. Nasıl yani? Söylemediniz mi? Söyledik. Yoğun bakımda olduğunu söyledik Fikret amcanın. Ölmez Fikret Bey. Mümkün değil. O denize girdi mi 3 saat yüzünden çıkmaz. Sen istirahat et İbrahim. Bana gerçeği söyleyin. Ama ölmesi mümkün değil. Henüz cesedi denizden çıkmadı zaten. Ne yapıyorsun? Mümkün değil ölmez. Boğazdan girip adalardan çıkar o. İbrahim. Ben Fikret Bey'e söz vermiştim. Babacığım. Biri öldürecekse o ben olacaktım. Baba, ne olur yapma. Senin yüzünden. Sen istedin değil mi beni yanına almamasını? Haklısın İbrahim. Benim yüzümden. Davut Bey, buyurun. Belki şimdi yeri değil ama... Yarın müsait olduğunuzda sizinle konuşmak istiyorum Davut Bey. Tabii. Ne zaman isterseniz. Ben eşimin yanına döneyim şimdi. İbrahim hastaneden çıkmaya kalkarsa bana haber ver üstüne. Engel olarak mı haber vereyim? İzleyici olarak mı haber vereyim? Haber ver yeter. Peki efendim. Gel Tuğrul'cum. Duydunuz değil mi İnci Hanım? Korkunç bir şey. Hala ceset bulunamadı. Sana ne cesetten Tuğrul? Ceset bize tiraj getirmeyecek. Bütün detaylarıyla görmeni istiyorum. Olay hafife alınmayacak. Ne kadar planlı ve büyük bir cinayet olduğu vurgulanacak. Efendim, Davut Bey bu tip suikastleri büyük görmeme yanlısı. Neticede terör bizim aracılığımızla hedefine ulaşmasın. Ne zamandan beri gazeteyi babama yönettiriyorsun Tuğrul? Bu haber büyük mü değil mi? Çok büyük haber. Ama iş dünyası korkacaktır. Korksun. Bu iş dünyası da bir şeyden korksun. Ya komünizm gelecek diye korkarlar, ya irtica gelecek diye korkarlar. Kendilerine bir şey olacak diye hiç korkmazlar. İyi ya, biraz da bundan korksunlar. %100 size katılıyorum.
İş dünyasına sizin gibi vizyon sahibi bir lider lazım. Artık erkek egomanyasından kurtulmalı. O da olacak. Cinayeti kim işlemiş? Örgüt mü? Boşkovanlardan anlaşıldığı kadarıyla Kalaşnikov'la yapmışlar. Başka kim olacak? Ustayı bunun yanında mı Cahit? Yok abi, Tuncay Bey'in odasında. Nasıl durumu? Abinin mi, İbrahim'in mi? Yemişim İbo'yu. Ay ya ne olacak? Babası öldü diye biraz böğürür, o kadar. Geçer. Usta nasıl? İyi abi. Yokluğumuzu aratmayın Cahit. Kim var üstüne? Zaza dayı ve yeğenleri var. Bir de İbrahim Bey'in kızı ve damadı var. Geçmiş olsun. İrbağımı Allah kızına bağışlamış ha Memati. Neresinden vurulmuş? Bismillah. Ağam buradan girmiş. Çok da beklemeden ağam buradan çıkıp gitmiş. Babam biraz uyuduktan sonra gelseniz moral vermiş olursunuz. Doğru söylesin Peri Hanım. Burada ne duruyor ki? Parikli ne demiş? Ne yapacak? Gün sayıyor. Niye kaç gün yedi ki sahi? Hani kardeş sizin kimliğiniz vardı, içeri atan midiler? Yatsın birkaç gün. Kafasını dinlesin çocuk. Doğru söylesin. Ne durduk burada? Gidek Elemdağ'ın yanında oturak. Yüz yüze bakışsız hala değil mi? Ne diyorsun Zaza? Ne bileyim onun küsme huyu var ya. Başımızdır, büyüğümüzdür. İster konuşur, ister küser. Doğru söylesin kardeş. Ama yine de gözden ırak olma ha. Bu başlar hem küserler hem de göz ucuyla bakarlar. Nereden bilirsin dersen, ben cevere çok yapayım böyle. Kim Fikret amcayı öldürmek ister ki? Söylemeyeyim diyorum Periciğim ama kim bilir kimin neyine musallat olmuştur. Örgüt falan diyorlar ama ihtimal vermiyorum. Babama o kadar söyledim, bırak bu işleri diye. Olacağı belliydi. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Sen de oradaymışsın usta. Yanımda vurdular. Allah Allah. Nasıl? Sana sıkarlarken mi bunlar vuruldu? Yoksa bunlara sıkarken sen yanlarından mı geçtin? Ersoy'un işi. İzzet'le tehdit ettiler sabah Fikret'i. Fikret de bana geldi. Ne istiyorlarsa ver dedim. Limanı vermem dedi. Gitti. Liman şimdi ne olacak usta? İbrahim bakar. İzzet'e verecek değiliz. İstiyorsan ben gideyim başına. Gerek yok sağ ol. İbrahim ayılsın, ben yine uğrarım. Kötü bir şey söylemedi. Ne diyecek ele boş boş? Gitsin işte limanın başında dursun. Ne yaptın Zülfikar hala? Vallahi sen Memati ile ne ettiysen biz de onu ettik. Gözyaşı kalmadı gözümüzde. Ciğer oldu pare pare. Ama netice yok.
Sen niye taktın Abdüley'e? Ersoy'un bütün yapılanmasını, adamlarını Abdüley biliyor. Ne oldu? İkna edemedin mi? İkna ne demek? Ben nereye? Abdüley oraya. Sadece çocuğun kafası iyi değil. Biraz dinlensin. Abdüley dinlensin. Dinlenince gelirsiniz. Tamam tamam, ben konuşurum. İki gün dinlenmiştir. Sıkılmıştır bile. Konuştun mu Polat Alemdar'la? Konuştum kızım. Kan davası gütmeyeceğim. Haşim'in oğlu öldü. Bizim de oğlumuz öldü. Sen böyle oturup burada yas mı tutacaksın? Sen nasıl aile büyüsün ki? Ailenin kadınları gibi gözyaşı döküyorsun. Kan dökmen lazım. Kan! Dökülecek kan kalmadı artık. Yeter! Haşim ne güne duruyor orada? Onun kanını dökecek erkek yoksa bunu taksınlar. Tuhaf iki şey için görüşmek istedim. Birincisi, geçenlerde masamdan bir zarf kayboldu. Zarf? Vallahi benim bir alakam yok. Biliyorum senin bir alakan olmadığını. Ne bileyim, her şeyin altında beni aradığın için. Birincisinde yok. İkincisinde yine varsın. O zaman şu birinciyi bir doğru düzgün anlat bakalım. Zarfın kaybolduğu gün İnci Tataroğlu buradaydı. Bizim odacı odama almış. Yanında gazetesinin muhabiri varmış. Zarfı söyleyince adliyedeki kamera kayıtlarını incelettim. Adliye muhabirinin elinde çıktı zarf. Yoksa geçenlerde trafik kazasında ölen muhabir mi bu? Aynen öyle. Şimdi bu duruma ne diyorsun? Sence ne? Bence İnci hakkında birileri bana bir ihbarda bulundu. İnci'yi de belli ki tehdit etmişler. O da geldi zarfı aldı. Muhabiri de artık zarfın içinde ne varsa ya İnci öldürttü ya da İnci'ye zarfı yollayanlar. Delilin var mı Tombik? Delilim olsa sana niye akıl sorayım? En fazla akıl verebilirim. Delil veremem. Delil vermedikten sonra da aklın önemi yok. Akıl ne vereceksin peki? Bu işten uzak dur. İkinci konu ne? İbrahim'e isabet eden kurşun. Senin silahından çıkmış. Çatışma sırasında benimki gelmiş demek ki. İbrahim'i öldürecek ya da yaralayacak değilim. Mehmet Fikret vurulduktan sonra denize düştü demişsin. Ama teknede kan yok. Kansızmış, ne diyeyim Leyla? Bu işten de mi uzak durayım Polat? Yok Tombik. Üzerine üzerine git. Mümkünse bütün Marmara'yı ara, cesedi bul.
Müdürüm, misafiriniz geldi. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne haber Alper? İyiyim abi, sen nasılsın? Eyvallah. Senin de başını ağrıttık müdürüm. Ne demek? Olur mu öyle şey? Buyurun. Ne içersiniz? Abdülay gelsin, bir çayını içeriz. Ziyaretçim var. Kimmiş ziyaretçim? Memati Baş. Müsait değilmiş diyeyim. Müdür beyin odasında bekliyor. Söyleyin hiç beklemesin. Gelmeyeceğim. Yoğunum. Ustayla ne yaptınız? İyiyiz, iyiyiz. Biraz tavır yapıyor, o kadar. Abi gelmiyor. Söyledin mi benim geldiğimi? Söyledim abi. Gitsin, boşuna beklemesin. Çok yoğunum dedi. Getir lan beni yanına. Usta canı sıkkındır. Yarın bir daha uğrarız. Sıkarım canına. Saçma sapan iş yapmasın. Kalksın gelsin buraya. Abi zorla getiremeyiz ki. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Fikret'in cesedinin denizden çıkmamasına ne diyorsun? Çıkar bir ara. Ersoy Ulu Bey'le birlikte misiniz? Asla. Davut Bey, benimle net konuşun. Ki ona göre birbirimize tavır alalım. Böyle bir şeyi nereden çıkardın? Ersoy bir ekip oluşumu içinde. Bu oluşum medyasız hiçbir yere varamaz. Medya ayağında ya siz varsınız, ya kızınız, ya da genel yayın yönetmeniniz. Öncelikle ben olmadığımı söylüyorum. Böyle şeylere prim vermeyeceğimi de İskender vakasından bilirsin. Kızınız? Kızım da böyle bir şeye girmez. Giremez. Memati'nin oğlu öldürüldüğünde en büyük tepkiyi o gösterdi. Kızınızın bir açığı var mı Davut Bey? Neyi kastediyorsun? Onu Ersoy'un kucağına atacak bir şey. Yok. Davut Bey. Yapılan haberler üstüne Ersoy'un buraya gelip İnci ile görüştüğünü biliyorum. İnci'ye sordum. Kafasına göre tehdit edip gitti dedi. Bu tehdit yüzünden onunla birlikte hareket ediyor olabilir mi? Asla. Asla böyle bir şey yapamaz. Aaron Feller'le Ersoy'un bir bağlantısı var mı? Daha açık sorayım. Feller Ersoy'a yol verdi mi? Bunu ben nereden bilebilirim? Verseydi bilirdiniz. Sen İnci konusunda ciddi misin? Henüz emin değilim. Ama emin olduğumda sizinle de paylaşırım. Neticede kızınız. Zarar vermek istemem. Ama onun da zarar vermesini istemem. Müdür bey seni çağırıyor. Memati Bey beni çağırıyor desene. Yok, gitti Memati Bey. Niye çağırıyormuş o zaman? Ben ne bileyim. Thank you.
Hadi siz rahat konuşun. Deli misin? Rahatsız mısın oğlum sen? Niye geldin abi? Seni görmeye geldim. Neye geleceğim? Abi daha 2 gün önce görüştük. Yatacak zaman mı? İşimiz var, gücümüz var. Senin işin gücün var. Benim hiçbir işim gücüm yok. Sana da iş buldum. Neymiş abi? Cezaevi kütüphanesinde mi çalışacağım? Ünsal'la anlaştık. Haşim Ersoy'u bize verecek. Karşılığında? Sen buradan çıkacaksın. Biz ne vereceğiz abi? Onu sonra konuşacağız. Ben yokum abi. Ne demek yokum? Haşim'den de Ersoy'dan da alacağı olan sensin. Al işte. Seni beni yok. Bu işte beraberiz. Ben yokum. Burada oturup kitap mı okuyacaksın? Yoruldum, dinleneceğim. Entel entel konuşma. Ben sana ne zaman yorulacağını söylerim. Abi, ben askerliğimi yaptım, bitirdim. Komutanım gibi konuşup durma. Ne komutanı? Abi diyorsun, abi. Ben ne diyorsam o. Ben yokum. Alper, ambulans çağırın. Abdülay burnunu kırdı. Ne yaptın Cahit? Konuştun mu adamımla? Aradım abi. Evinde yok. Bıraktığı numara da kapalı. Hamit çözdü mü işi diyorsun? Bilmiyorum abi. Üstlerine üstlerine gideceğiz. Adamımız açığa çıktıysa da çıkmadıysa da. Baba, görüyorsun adamları. Sizi diktatörden kurtaracağız diye gariban Müslümanlara bomba yağdırıp öldürüyorlar. Evladım, ellerindeki tarihi geçmiş bombaları, teknolojisi eskimiş bombaları insanımızın üstüne atıyorlar. Satın almadı tabii diktatör, rüşvetini vermedi. Bunlara versen de doymazlar. Bitmez açgözlülükleri. Seni soysalar, hiçbir şeysiz bıraksalar da köle olarak onlara hizmet etmeni isterler. Niye ama babacığım, niye, niye? Güçlünün hukuku sürdüğü müddetçe bu zulüm olacak. 5 ülke oturup kendi menfaatince karar veriyor. Adaletle değil, merhametle değil. Geleceği düşünerek değil. Çünkü insanlar onlar için hayvandan daha aşağı. Haçlı zihniyeti tam gaz devam yani baba. 1000 sene önce neyse, şimdi de o. Çünkü bu açgözlülerle mücadele edecek yegane hakikat İslam. Doğruluk,
adalet, vicdan ve merhamet vaat eden, onu gerçekleştiren peygamberimiz var. Doğum gününü kutluyoruz bu hafta. İnsanlara rahmet olarak gönderilmiş peygamberimizin doğum gününü kutluyoruz. Ama tanımıyoruz. Maalesef hakkıyla tanımıyoruz. İnsanoğlu o gelmezden evvel karanlıkla, zulümle, kölelikle iniyordu. Güneş gibi doğdu. Merhamet getirdi, adalet getirdi, güzellik getirdi, ahlak getirdi. Bombalar yağıyor diye üzülüyorsun. Masum çoluk çocuk, sivil ayırt etmeden öldürüyorlar. İnsanımızı katlediyor diye üzülüyorsun. Hem de bu çağda. İnsan hakları, hürriyetler diye güç sahibi ülkeler dünyayı bağırtılarıyla inletirken, göz göre göre insanları öldürüyorlar diye hepimiz üzülüyoruz. Savaş hukukundan yoksunlar. Bu ahlaktan yoksunlar. Sümeyye validemiz ilk kadın şehidimiz. Vahşice katledilen validemizin katili savaşta esir düşmüş. Oğlu Ammar'a Peygamber Efendimiz bu esiri emanet etmiş. Ammar demiş ki, vallahi ki Efendimiz'e mahcup olmamak için annemin katili ben ne yiyorsam fazlasını yedi. Ben ne içiyorsam fazlasını içti. Esir annenin katili bile olsa onun hakları var. Sadece insan olduğu için hak sahibi. Savaş sırasında öldürebilirsin, yaralayabilirsin. Ama esir düştükten sonra, teslim olduktan sonra özel bir hukuk başlar. Ve o hukuka uymak zorundasın. Peygamberin en titiz olduğu konulardan biri, savaş sırasında masumların, yaşlıların, çocukların, kadınların zarar görmemesidir. Bu hukuku ve ahlakı iyi bilen atalarımız, bu hukuka asırlar boyunca aynen riayet etmişlerdir. O yüzden dünyaya adaletle hükmedebilmişlerdir. Peygamber tanımak budur. Bu zulüm ne zaman bitecek? İnsanlar ne zaman atalarını, peygamberlerini tanırsa, dünyaya niye geldiklerini bilir ve buna göre davranır, yaşarsa o zaman bitecek. Kırılmamış burnun, çatlamış. Yaptığın iş mi? Ne yani, fikrimi değiştirecek miyim? Onun ne alakası var? Ben sadece haddini bildirdim. Zülfem, ne oldu sana? Dövdüm ana, yanlış yaptı, dövdüm. Elin kırılsın. Nasıl vurursun oğluma? İyiyim ben ana, bir şeyim yok. Abi, gerçekten sen mi yaptın? Baktım seni iyileştireceğin yok. Gerçi sen de haklısın. İyilikten anlamaz bu adam. Kim bu? Abim. Sen bakma ana, sana takılıyor. Hakikaten bir şeyin yok mu? Yok ana. Raye. Niye getirdin kadıncağızı? Memati abi söyledi. Hamidime söyleyemedim daha. Dedim ben kendi gözlerimle göreyim, sonra o gelsin. Gelmesine gerek yok ana.
Çok durmayacağız burada. Çıkacağız. Abdüley uğrar. Oh çok şükür. Çıksın da hastahaneden. Bu ikisinin de hali hal değil oğul. Benimkinin hali hepten kötü ya. Komutanına çıktım. Dedim ki ne olacak? Ne dedi komutana? Senin oğlun vatana millete hizmet ediyor dedi. Doğru söylemiş ana. Nerede gördün komutanını ana? Hastahanedaydı. Ayakları mı yanmış, ne olmuş? Demiyorlar ki bana bir şey. Taburcu oldum hastaneden. Biz de ziyaretine gidelim. Çıktı, gelmez daha diyor Hamid'im. Gaye, anne yoruldu. Siz gidin. Oy Zülfüm, kendine iyi bak evlat. Anne ben pansumanına bakayım çıkalım olur mu? Ben gelirim gene. Gerek yok pansumana. Hadi evlat. Sağ ol doktor. Teşekkür ederiz. Cezaevine dönmeyeceksin öyle mi? Sanki otel midir burası? Tabii ki döneceğim. Dönersin, dönersin. Bekletme kadını. Ne yapıyorsun sen? Benimle misin, değil misin? Değilim. Hamid'in anasını öldürürüm. Yemin olsun öldürürüm. Benimle oyun bir yere kadar oynanır aslanım. İnci merhaba. Aa merhaba Polat. Şaşırdım. Sen beni aramazdın. Bir görüşelim istiyorum. Biliyorum Leyla ile ilgili. Leyla ile ilgili değil. Seninle ilgili. Bir sorun mu var? Görüşmek için illa bir sorun mu olması lazım? Olur görüşelim. Yemek yiyelim. Nerede yiyelim? Sahi mi söylüyorsun? Allah Allah. Tamam yemeyelim. Yo yiyelim. Bana gelir misin? Güzelse yemeklerin gelirim tabii. Niye gelmeyeyim? Saat kaçta? 9 iyi mi? İyi, gayet iyi. Adresi vereyim mi şimdi? Yoldan mı ararsın? Yoldan ararım. İnci, sen Ersoy Ulu Bey ile görüşüyor musun? O nereden çıktı baba? Soruma cevap ver. Hayır baba. Kayınpederin nasıl oldu baba? İnci, bu konu dalga geçilecek bir konu değil. Ersoy Ulu Bey tehlikeli bir adam. İskender'e benzemez. Şimdi bu nereden çıktı? Sen beni hala tanımadın mı? Nereden çıktığını söyler misin? Polat geldi bir şeyler söyledi. Ne söyledi? Senin o adamla görüştüğünü. Biraz önce beni de aradı. Akşam yemek yiyeceğiz. Ben de kendisine sorarım bunun nereden çıktığını. Yarın da sana söylerim. Olur mu baba? Thank you.
Hadi gidiyoruz. Nereye? Gidince görürsün. Gözlerini bağlayın. İbo, nedesin? Sen misin Zaza? Benim ya, kim olacak? Ne bileyim ben. Belki Fikret Bey'dir dedim. Baba yapma böyle. Ya sen bu kızı niye üzüyorsun kardeşim? He? Pirket zaten yaşını başını almış. E bugün olmasa yarın gidici dedi. Mümkün değil. Ölmemiştir. Al al bir tane gaysiyi. Dizen derman gelir, çabuk toparlanırsın. Bilmiyorum ki niye ağlıyorsun. Fikret Bey'in bana kayısı yedirmesini hatırladım. Tamam baba, lüzumu yok ya, yeme. Zaza. Hı? Beni seviyor musun? Evet abim. Sen insan sevmezsin. Beni niye seviyorsun? Ben yine insan sevmiyorum bu. Ama sen ayısın, ondan sevim. O zaman bu ayı kardeşin için bir iyilik yapar mısın? Yo, hiç valla. Bal getirmeye gidip kendimi arılara kalktık, tamam. Ha, başka bir şey değilsen sen. Yeğenlerin Marmara'ya gidip Fikret Bey'i arasınlar. Cesedini görmeden inanmam öldüğüne. Geç kızım, geç. Hadi gidik. Murat'ı vurmayayım. Ulan Murat, Murat. Taktın Murat'a. Ya nereye gidik? Pirket'i aramaya oğlum. Fikret'i. Nerede arıyor hiç? Denizde. Hı? Dayı, ölen adamı biz denizde niye yarık ha? Zaten ölmüş. Hı. Oğlum, İbrahim'e söz verdim. Bana verdiğin söz ne oluyor? En son İbo'ya söz verdim. Onu tutam, ondan sonra seninkine bakarım. Hadi, hadi. Siz gidin Fikret'i izi arayın. Ben gider Murat'ımı ararım. Başlayacağım şimdi Murat'ına ha. Nerede lan bunun adresi? He? Nerede oturuyor bu namussuz? Ben bileyim dayı. Hadi gidelim. Hadi, dur hele. Siz Fikret'i bulacaksınız. Siz onun cesedini bulursazsa, ben de size Murat'ın cesedini getireceğim. Hı? Açın gözlerini.
ne iş Hamido? Sana söylüyorum oğlum, ordu kuruyoruz diye. İnanmıyorsun. Seni Ulu Bey'in yanına götüreceğim. Ne emrediyorsa yapacaksın. O sormadan konuşma. Sorduğu şeylere de kısa cevap ver. Ulu Bey yine eskisi gibi sert mi? Eskiden pamuktu, pamuk. Gel. Selim geldi. Al içeri. Gel. Aferin Selim. Dediğim işi yapmışsın. Sağ olun efendim. Nasılsın? İyi misin? Sağ olun efendim. Hamit senin bölük komutanı olmanı istiyor. Siz ne emrederseniz efendim. Hamid'in sözünden çıkma yeter. Her şey oturana kadar burada kalacaksın. İşin başında olmanı istiyorum. Emredersiniz efendim. Sen burada bekle. İyi akşamlar. Hoş geldin. Çalışanlar bugün izinli. O yüzden servisi ben yapacağım. Benim için bir mahsuru yok. Polat Alemdar biraz önce içeri girdi efendim. Kapıda sadece bir adam var. İnci'yi evden çıkarırsa müdahale edin. Onun haricinde İnci'ye müdahale etmenizi istemiyorum. Öğrenelim bakalım. Polat Alemdar niye gelmiş? Emredersiniz efendim. Ne diyorsun Hamit? Çözmüştür bizimle bağlantısını İnci Hanım'ın. Çözse daha işime gelir. Niye bu kadına bu kadar güveniyorsun Ulu Bey? Kadınlar kendilerine güvenilmediğini düşündüğünde seni aldatır. Don't let it go.
Dayı, böyle bir resmimi çek, Facebook'a koyacağım. Çıkınca çekerim. Çıkınca çeker mi oğlum? Dayı sen suyun altında çek ya. Dayı ben suya girmeyeceğim ki. Nasıl girmeyeceğim? Fotoğraf çektirmek için gidip. Dayı sana emredecek. Sen suya girmeyeceksin, öyle mi? Yüzme bilmeyeyim. Ya yüzmeyeceksin ki oğlum, dalacaksın. Nasıl dalacağım? Ya kendini suya at taş gibi, su seni içeri çeker. E peki nasıl dışarı çıkacağım? Ya çırpınacaksın ha. Ya koca tankerler su üstünde girdi, görmüşsün mü? Sen mi gidemeyeceksin? Hele sen az göster bana, nasıl gireceğim? Ben gireyim ki sen girmeyesin ha. Fohbalı. Cevher dayı. Hı. Dayı, Murat'ın cesedini göstersin. Ele girek arayak. Dayı söz ver, kol. E tamam, ben de diyeyim ki, su kütüğün söz büyüğü. Büyüğümüz sözünü tutsun, biz de suya girek. Yengerim, ateşin var mı? Yeğenim Murat Bey evde mi? Sen kimsin? Ben bahçıvanım. Budamaya geldim. Bu kapıya kadar açtım. Sen de bunu aç. Ne de adın? Yeğen. He. Yeğen. Sağ ol yeğen. Dayı gelen mi? Thank you.
kaldı. Neredesin lan burada? Dayım bekle dedi dayı. Ula senin gibi yekene. İnsan dayısını merak etmez mi? Dayı bunlar çok ses çıkartacak. Ne çıkar oğlum? Yavaş o, yavaş. Yeğen, sen misin? Dayı Bezik. Öldürdüm namussuzu Cevher. Ama o da beni bitirdi. Dayı. Dayı. Oğlum bu haliniz ne? Dayı, eyle sıcak tutu ki. İyi ol, sana da bir tane alak. Demeye gelmedin herhalde. Senin Ersoy'la aranda ne var? Onu sormaya geldim. Aşığım. Bir kere İskender'le birlikte oldum diye her güçlü adamla birlikte olacak değilim. Ayrıca ille de güçlü bir adamla birlikte olacaksam İskender'i öldüren adamla birlikte olmayı tercih ederim. Ersoy'u öldürecek olan adam seni istemeyebilir. Çünkü güvenilir değilsin. Dediğim gibi, Ersoy'la ilgilenmiyorum. Tehditler savurmaktan öteye gidecek bir adam değil. İnci, sen şimdi diyorsun ki gerektiğinde çocuk bile öldüren bir adamdan asla korkmuyorum, çekinmiyorum, onun tehditlerini umursamıyorum. Evet öyle. Peki bu adamın elinde seninle ilgili bir kaset varsa, yine umrunda değil öyle mi? Herkesin elinde bir kaset var. Ama bir tek benim elimde bu kasetleri yayınlayacak güç var. Ben sana yardıma hazırım. Herhangi bir açığından ötürü sana baskı ya da şantaj yapmaya çalışırsa onun yanında olma. Mehmet Fikret'i koruduğun gibi beni de mi koruyacaksın? Mehmet Fikret'in ölmesini istemeseydim ölmezdi. Günde 100 kişinin ölmesini istiyorum. Hepsi yaşıyor. Benim için öldürür müsün? Yok. Ben adliye muhabirlerini öldürmem. Ya da öldürtmem. Sen bana inanmıyorsun. Aynen öyle.
Seni nasıl inandırabilirim kendime? Neden dürüst olmayı denemiyorsun? İlk günden beri seni beğeniyorum ve istiyorum. Bu kadar dürüst ol da demedim. Sen de ilk günden beri benden kaçıyorsun. Sana o zaman söyledim. Evli kadınlarla birlikte olma. Artık evli değilim. Kocasını öldüren kadınlarla da birlikte olma. Kocam beni aldattığı için öldü. Sen beni aldatır mısın? Gerçi sen ölmüş bir kadını... Pardon, iki kadını bile aldatmıyorsun. Beni seven kadınlar çok yaşamıyorlar İnce. Söz. Seni hiç sevmeyeceğim. Geç oldu. Otur. Henüz geç değil. Otur dedim, yat demedim. Kızacak bir şey yok. Ben emir almayı sevmem. Lütfen oturur musun? Seninle öğle yemeği yemek lazım. Akşam yemeği yanmış. Yemek için teşekkür ederim. Seni geçireyim. Günaydın, nasılsın? İyiyim İnce Hanım, siz? Çok iyiyim. Alo. İnce Hanım, ben Leyla Türkmen. Oo, savcı hanım. Yoksa geliyor musunuz? Yok, bu sefer de siz geliyorsunuz. Yine ifadenize başvuracağım. Konu ne? Geldiğinizde konuşuruz. Tamam, görüşmek üzere. Müsait misin Leyla? Hayrola, sen duruşmaya çıkmadın mı? Bir arkadaşa rica ettim, o çıktı. Sen, duruşmaya çıkmayacaksın. Senin yüzünden. Kaç gündür kafamı toplayamıyorum. Bir cevap vermedin bana. Hemen verebilirim istersen. Anladığım kadarıyla olumsuz bir cevap. Biraz daha düşün, olur mu? Düşünecek bir şey yok Ferit. Bu akşam bir yemek yiyelim, konuşalım. Ondan sonra ne diyorsan razıyım. Peki. Hayırdır? Kim uykusuz bıraktı seni? İşim vardı. Onu soruyorum ya.
Gece mesaisi zordur. İnsanı yorar. Cahit. Ses var mı bizimkinden? Yok abi. Bir saat uyuyacağım. Beni uyandırın ha. Tamam abi. Siz ne yaptınız dün gece? Hiçbir şey. Abi biriyle kavga mı etti? Nereden çıkardın Erhan? Kapıdaki çöpte yırtık bir gömlek var. Abiyle ne alakası var? Gömleğin içinde Polat Alemdar yazıyor. Sen de bizi iyice saf zannettin ha? Tamam, kavga etti. Gizem ha? Gizem kim? Kadın meselesi. Anlaşıldı. Efendim, beklediğiniz misafiriniz geldi. Buyurun. Hoş geldiniz. Kilo almışsın Ersoy'u. Şehirde böyle oluyor. Ama sabah sporlarına başlarım. Buyurun. Güzel bir kamp kurmuşsun. Teşekkür ederim. Daha önce ziyaretine gelecektim. Ama hastanede olduğunu duydum. Hastanede benimle görüşmek istemeyeceğini düşündüm. Ben sizinle her yerde, her ortamda görüşürüm. Önemsiz bir kaza geçirdim. Şimdi iyiyim. Ersoy'cum, biliyorsun ben açık konuşmayı severim. Yeni bir konsey oluşturmuşsun. Yeni bir ordu kuruyorsun. Sonuna kadar destekliyorum. İstediğin kadar silah, adamlarını eğitmek için uzman vermeye hazırım. Teşekkür ederim. Ben sizden öncelikle stratejik destek istiyorum. Bizim üstümüze gelenler olacaktı. Bilhassa ordu ve yargı içinde. Onlara kalkan olmanızı rica ediyorum. Ben de senden bir şey rica ediyorum. Zevkle. Polat Alemdar bizim için çok tehlikeli bir isim. Bu adamın sağ kalması Siyonist camiamızın gözünde küçük düşmem demek. Sizin elinize çokça fırsat geçti Alemdar'ı öldürmek için. Neden yapmadınız? Geçmişi konuşmak istemiyorum. Büyük bir organizasyona giriyorsun. Bu organizasyonun hem Türkiye içinde hem Türkiye dışında uyuşturucu ayağı var. Kaçakçılık ayağı var. Desteğimiz olmadan başarıya ulaşman çok güç. Polat Alemdar basit bir iş. Onu şahsi ricanız olarak değerlendiriyorum. Başka? 12 Eylül'den önce kaşıdığımız yara bugün kansere dönüştü. Bu kanseri ölümcül hale getirmek senin işini kolaylaştıracak.
Kimlerin ölmesini istiyorsunuz? Her iki mezhebinde kanaat önderleri var. Uzlaşmaya açık olan. Önce dedelerden biri gitsin, cevaben bir de morlalardan. Otel işi gibi bir şey organize ederim. Siz rahat olun. Yok, siz kesin kararlısınız. Gelmeyeceksiniz bize. Ne yapalım? Nasıl olsa ben adliyenin yolunu iyice öğrendim. Olmadı, muhabirlikten tekrar başlarsınız İnci Hanım. Malum, adliye muhabiriniz öldü. Ya sormayın, çok üzüldüm. Hem de sizi ziyarete geldiğim gün. Ben tesadüfleri hiç sevmem. Neyi kastediyorsunuz anlamadım. Benden şüphelenmiyorsunuz herhalde. Size dair bir sürü şüphem var. O gün burada olmanız, odamdan bir zarfın kaybolması, zarfı alanın muhabiriniz olması ve aynı gün içinde muhabirinizin ölmesi ya da öldürülmesi. Bu sizin göreviniz. Tabii ki araştırıp soruşturacaksınız. Siz yapmasanız ben zaten sizden bunu talep ederim. Pekala. Muhabiriniz odamdan aldığı zarfla ilgili size bir şeyden bahsetti mi? Hayır. Çok saygılı davrandı. Beni kapıda görünce buraya kadar eşlik etti. Sonra da çıkışta uğurladı. Zarfı sizin yanınızda almadı yani. Benim yanımda böyle bir şey yapamaz ki. Görsem mani olurdum. Zarfın içinde sizi ilgilendiren bir şey mi vardı? Sizi tehdit eden, size şantaj yapan birileri mi var? İnci Hanım, tekrar edeyim. Odacım zarfı odaya koyduktan sonra siz buraya muhabirinizle geldiniz. Başka kimse odaya girmedi. Siz çıktıktan sonra da odacım zarfın kaybolduğunu fark etti. İçinde benimle ilgili, sizinle ilgili ya da başka biriyle ilgili ne varsa bu ayrı bir konu. Dediğim gibi ben bir zarf görmedim. Doğal olarak alanı da görmedim. Ben sizin yerinizde olsam, bundan sonra kapalı hiçbir yerde tek başıma olmam. Yanınızda yaptıklarınıza şahitlik edecek birileri olsun ki şüpheli bir durum daha yaşamayın. Zevkle tavsiyenize uyarım. Hatta dün geceden itibaren anlatabilirim kiminle olduğumu. Dün gece yakın arkadaşınızla birlikteydim. Eğer şüpheli bir durum doğacaksa bu gece de onunla olabilirim. Nasılsa Polat arkadaşınız. Güvenilir bir şahit değil mi? Ersoy iyileşmiş mi? Ersoy iyileşmiş. Ama siz Almanlar hastalanmışsınız. Yine ne oldu? Ne olacak? Bir din yaratın dedik. Mezhebe dönüştürün. Kaç yıldır bekliyoruz. Benimle değil, Feller'le konuş. Artık bu konuda müttefikim sensin. İki ülkenin çıkarları da bu mezhebin tamamen dine dönüşmesinde. İran zaten bölgede Şii hilali kuruyor. Suriye, Irak, Lübnan, Bahreyn ve Suudi Arabistan'ı içine alacak şekilde. Bu sizin neden işinize gelsin ki? Bölgenin lideri Türkiye. Hem Şiiler hem de Sünniler nezdinde itibar sahibi. Türkiye'de bu mezhep çatışmasını yaratmazsak kontrol edilemez bir güce dönüşür. Bu konuda sizin yetişmiş birçok elemanınız, çalışmalarınız var.
Biz Türkiye'nin Bosna olmasını istedik. Ama siz destek vermediniz. Çünkü o zaman Türkiye bizimdi. Şimdi değil. Çok tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. İran bölgeyi etkisi altına aldığı gibi güçsüz bir Türkiye ile sizin daha çok üstünüze gelecektir. Günter, bu bölgede tek parça hiçbir devlet olmayacak. Buna İran da dahil. Herkes önce özgürlüğüne kavuşuyor gibi gözüküp ardından bölünecek. Tehlikesiz oyunları sadece küçükler oynar. Abi çıkmamız lazım. Her şey hazır mı? Evet abi. Söyle Tombik. Asıl sen söyle. Dün gece neredeydin? İncide bir şey mi oldu? Alo? Sana hiç yakıştıramadım. Neyi? Tamam Polat, konuşacak bir şey yok. Bence de yok. Alo? Alo? Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Gel tak yüzüğü parmağıma. Anlamadım. Evlilik teklifini kabul ediyorum. Hala inanamıyorum. Ben de inanamıyorum.
Cahit, sinyal durdu. Ne yapacağız abi? Abi araba ileride sağda. Buralarda bir yer var. Atla Cahit. Cahit, dürbünü getir. Cahit, helikoptere koordinatları söyle, hazırlansınlar. Tamam abi.
Kalkabiliriz kaptan.